günahların vesairelerin insani ölçülerde karşılanmasını diliyorum. Buyurunuz efendim. Teşekkür ederim hocam. Ben bu arkadaşlarımız cinayet gibi kaza dediler. Bu beklenen bir kazaydı. Bu Anadolu topraklarını yağmalayan emperyalist şirketlerin ve yerli işbirlikçilerinin yol açtığı bir faciadır. Kimmiş o yerli işbirlikçileri bakalım. Şirket bir Kanada şirketi, bir Amerikan ve Kanada şirketi. Yerli işbirlikçileri kim? Yandaş bir sermaye grubu, Çalık grubu. Çalık grubunun CEO'su yazılıyor. Yani CEO'lardan biri kim hocam? Şimdi okuyalım, elimde bilgi var. Şirket hakkındaki bilgi. Bunu herhangi bir internet sitesinde, yani bir şirketin kendi sitesine vesaire girdiğinizde de göreceksiniz. Basit bir araştırmayla bile ulaşılabilecek sonuçları biz derledik. Erzincan'ın İliç ilçesi Çöpler Köyü'nde, ABD-Kanada ortaklığındaki, dikkat edin, Anatolia Minerals, yani Anadolu Mineral anonim şirketi. Adlı şirket binlerce sondaj kuyusu açıyor Türkiye'de. Binlerce. Bakın. Hocam 10 değil, 100 değil, binlerce kuyu açmışlar. Niye? Çünkü altın arıyorlar. Sadece Ilıç, Erzincan'ın Ilıç ilçesinde de değil. Bizim Divriğe çok yakındır. Sivas'a da çok yakın bir ilçedir Ilıç ilçesi. Aynı zamanda bakın Ovacık'ta, Tunceli Ovacık'ta, Munzur Dağları, Maraş, Saimbeyli, Balıkesir, Gedikpaşa olmak üzere birçok alanda maden arıyorlar. Böyle bir şirket. Peki işbirlikçisi kim? Şimdi Ilıç'ın Çöpler Köyü'nde işletmesini Çukurdere Madencilik adlı kendisine bağlı bir taşeron firma eliyle yürütüyor bu Anatolia Minerals. Altın madenini 2008 yılında işletmeye açmayı planlıyor. 2009 yılında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olan Berat Albayrak'ın CEO'su olduğu, CEO'su yani genel müdürü, en üst düzey yöneticisi olduğu Çalık Holding'e bağlı Lidya Madencilik ile bu Anadolu Minerals, Anatolia Minerals ortak bir şirket kuruyor. Anagold şirketin adı. Anagold, evet. Evet, Anagold. Bu ortak şirketin %80 payı ABD, yani Amerika, Kanada ortaklığına ait, %20'si de Çalık Holding'e ait. Ana altın. Ana gold. %20'si yani Lidya Madencilik, Çalık Holding'e bağlı, buna ait. Bundan sonra gelişen ortaklıkta dikkat çeken birçok ortaklar var. Ufaklı, büyüklü, yerel taşeron firmalar var filan. Bu ana gold firması, bölge halkı kendilerine karşı çıkmasın diye hemen hemen her aileden birine madende iş veriyor. Yüksek paralarla. Evet, madende iş veriyor. Şimdi orada çevreyi korumak için köylüler, bazı o bölgede yetişmiş aydınların, yurtsever aydınların öncülüğünde bir kampanya yürüttüler bunu önlemek için. Ilıç, Divriği, o havzada, işte Ovacık, Tunceli çevresinde Fırat'ın sularını siyanürle kirleteceğini söyleyerek bütün Fırat havzasındaki yerleşim birimlerini de içine çağırdıkları bir kampanya yürütmeye çalıştılar. Maalesef bu başarılı olmadı. Çünkü bu ilk olay değil. Tabii. Daha önce olayları var. Tabii. Birçok olayı var. Sonuçta bu işletme açıldı. Nasıl açıldı? AKP iktidarının desteğiyle, AKP iktidarının ve yerel yöneticilerinin onlarla işbirliği, yani yandaş sermaye gruplarının çabalarıyla bu maden göz göre göre doğayı katlettiği halde Anadolu'nun merkezinde, göbeğinde işletmeye açıldı. Ve sızıntı yaptı. Sızıntı yaptı. Fırat'a karıştı o. Birkaç kez bu konuda uyarılar yapıldı, mühürlendi, ceza kesildi. Çünkü onu da söyleyelim. Çalık grubuna bağlı Lidya Madencilik, yani Lidya Madencilik Artvin il merkezinin de içinde yer aldığı bir coğrafyada Hotköy civarında yine bir altın madeni aramaya kalktı. Yani sadece bu bölgeyi bırakmadılar. Bu bölgenin dışında da bir çabaları var. Anagold aynı zamanda, yani bu maden, altın madenini çıkaran şirket, bölge halkına sempatik görünebilmek için hocam Erzincan Sporu'nda sponsorluğunu destekliyor. Ha iyi tabii. Her türlü tedbir alınıyor. Bir var. Erzincan Sporu'nda sponsoru. İddialar açık. Şimdi deniyor ki uzmanlar tarafından, jeofizik mühendisleri diyor ki bölgede çok sayıda
binlerce dinamit patlatıldığı için toprak gevşedi. Dolayısıyla bir heyelanın meydana gelmesi son derece doğal değil ama kaçınılmaz bir tehdit olarak bölge halkının önünde, çalışanların önünde duruyordu diyor. Şimdi toprağın altında kaç kişinin olduğu tam belli değil. Haluk Levent'in attığı bir tweet'e göre bir kişi kendi imkanlarıyla kurtulmuş ama 9 kişinin olduğu toprağın altında belirtiliyor. 9 kişi bile fazla. Umarız daha fazla olmaz. İnşallah. Yani 9 kişi bile yüksek bir sayı. Umarız bu artmaz. Şu görüntüleri gördüğünüz yer. Ben bölgeye çok yakın bir yerde doğmuş bir insanım. Sivaslıyım. Ve bizim benim doğduğum köy bu bölgeye çok yakın. Fırat'ın çıktığı havzadır o. Yani Fırat'ın kollarıdır. Çaltı suyu. Çaltı yani yine Murat suyuyla birleşir ve Fırat adını alır. Ilıç da tam o kavşaktadır. Bizim Mustafa Sarıgül'ün de şeyidir, memleketidir Ilıç. Mustafa Sarıgül de oralıdır. Zannediyorum zaten bölgeye gitmiş. Erzincan milletvekilidir. Bölge milletvekilidir. Oraya ulaşmış. Şimdi görüyorsunuz hocam toprak kaymasına bakar mısınız? Bu başlangıç anı. Önüne çıkan her şeyi siliyor, süpürüyor. İş makinalarını alıyor, kulübeleri bakın yıkıyor ve içine alıyor. Hemen şeyin çok yakınında. Evet ama bunlar, açılar bozuk. Tabii. Açılar bozuk. Tabii. Görünüyor. Ben şuradan burada. Evet. Aynı görüntü hocam. Evet, aynı oraya, görüntü. Oraya farklı güvenlik kameralarından bunlar. Evet. Farklı güvenlik kameralarından alınan bu cep telefonundan çekilmiş bir görüntü bir mühendis tarafından zannediyoruz. Çekilmiş. Belli zaten tepeden aşağı doğru evet, akıyor. Akıyor. Ya baksanıza. Akıyor. Yani orada ne koysan durmaz. Şimdi en büyük tehdit nedir hocam? Siyanür havuzunu da patlattığını bu heyelanın. Ve siyanürün yani zehirli maddenin Fırat suyuna karışmak üzere olduğu belirtiliyor. Fırat'a akan menfezlerin kapatıldığı bakanlık tarafından açıklanıyor. Demek ki böyle bir tehdit var. Fırat'ın hemen o bölgeden sonra Fırat'ın önünün kesilmesi yani suyun serbest bırakılmaması ve suyun kontrol edilmesi gerektiği açık. Ne yapacaklar bilmiyorum ama bu felaketin gelebileceği defalarca anlatılmaya çalışıldı bu ülkeye. Ya bu topraklar bu kadar ucuz değil. Şirketin adına bak ya. Anatolia Minerals. Anagold. Yok sonra Anagold. İlki Anatolia. Sonra Anatolia Minerals yani Anadolu'nun mineralleri, madenleri şirketin adı bu. Bu şirketi kim kuruyor? Kuruyor değerli seyirciler. Amerikalılar Kanadalılarla birlikte kuruyor. Türkiye'de kimi ortak olarak alıyorlar? Çalık Holding'i. Çalık Holding'in o dönemdeki CEO'su kim? Sayın Cumhurbaşkanı'nın damadı. Aynı zamanda medyadaki yerine? Berat Albayrak. Berat Albayrak o dönemde CEO'su. Sonra Berat Albayrak kim oldu hocam? Bakan oldu biliyorsunuz. Aynı zamanda o dönemdeki medyadaki yerine Hürriyet grubunun karşısındaki Sabah grubunun o diğer kardeşi. Sabah grubunun da sahibi olan bir süre. Çalık Holding Sabah grubunun da bir süre sahibiydi. Onun da başındaydı dolayısıyla. Yani CEO'su olduğuna göre şirketin onun da başındaydı. Ben Ahmet Çalık'la tanıştım. Ahmet Çalık Türkmenistan'da Türkiye Cumhuriyetler'de iş yapan. Evet. Oralarda para kazanmış, zengin olmuş. Ama sürekli iktidarlarla işbirliği yapan, iktidarda kim varsa ona yakın durmaya çalışan bir kişiydi. Medyadan da çok hızlı uzaklaştı. Evet. Berat Albayrak'la da ilişkisini daha sonra kesti. Çalık Holding'in böyle bir yanı var. Bunun tehlikeli olabileceğini düşündü galiba. Çıktı ama Sabah grubunu sattı. Sabah grubunu devretti. Sabah grubunu havuza devretti. Kime devrettiğini bilmiyoruz. Havuz. Bir havuz var. Havuz. Havuzu kim kurduydu? Evet. Sabah grubu kimin? Havuz Bey'in. Havuzu kuran da Sisi'nin rakibi olan zat-ı muhterem galiba ama ben adını hatırlamıyorum. Evet. Yani Havuz Bey'in, Sayın Havuz'un grubu oluyor. Evet. Sabah grubu. Sayın Havuz orayı çalıştırıyor. Böyle garip deyimler oluştu. Yani Telebir gibi, Cumhuriyet gibi medya kuruluşlarının kıymeti burada daha çok anlaşılıyor. Yani gazetecilerin kurduğu, yapısı şeffaf, işleyişi belli medya kuruluşlarına bu ülkenin her şeyden fazla ihtiyacı var. Yarın bakalım Sabah grubu ve yandaş medya bunları nasıl verecek? Gerçekten. Talihsiz kaza vesaire işte yani. Allah'ın emri. Yani kader filan diye verecek. Fıtrat. Yani derler mi bilmiyorum ama. Fıtratında var. Bunları tahmin etmek çok zor değil. Fıtratında şimdi, varmış efendim. Çukur kazıyor, zehiri oraya koyuyor. Şimdi, başka bir şey. Bu ülke
İşte yurtseverlik testi budur. Bu ülke hiç kimsenin çöplüğü değildir. Batılı büyük devletlerin çöplüğü hiç değildir. Onların bu ülkenin çevresini tahrip etmek, mahvetmek, büyük bir çevre yani ekolojik yapısını yıkıma uğratmak uğruna burada faaliyet göstermesine izin vermek hiçbir ekonomik gerekçeyle, hiçbir akılcı nedenle izah edilemez. Bunlar bizim çocuklarımızın, geleceğimizin satılması, yağmalanması, imha edilmesi, çürütülmesi anlamına geliyor. Buyurun hocam. Şimdi evet değerli izleyiciler, bakın şöyle bir felaketle karşı karşıyayız. İnanması gerçekten zor.